Hoş geldiniz efendim. Hayırlı, bereketli, sağlıklı, güzel bir gün diliyoruz. Yurt içi ve yurt dışından bizlerle birlikte olan değerli gönül dostlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Güzel bir güne başladık. Artık o güneşi içimizde hissetmeye başladık ve bugüne de güzel bir niyetle başlayalım. Rabbimizin rızası doğrultusunda tamamlamak üzere niyet edelim. Bütün hücrelerimiz, enerjimiz bu yönde dolsun, taşsın ve bize hizmet etsin bu yönde. Rabbimizin rızasını kazanma ve kazandırma yönünde. Ve İnşallah şöyle yastığı akşam başımızı koyduğumuzda vicdanımız huzurlu bir şekilde günü tamamlayanlardan olalım. Böyle güzel bir dua ile başlayalım. Evet, bugün çok güzel konuklarımız var, çok değerli konuklarımız var. Hep bahsediyorum, ben de bir emotipli olarak emotipli olmaktan gurur duyuyorum diyorum, her zaman söylüyorum. Çok güzel çalışmalar yapılmakta. Pırıl pırıl bir nesil, bir gençlik geliyor efendim. İşte bu güzel örneklik sizlerle paylaşmak istiyoruz, bu güzel örnekliği. Şu anda Türkiye'nin ve yurt dışından bizi izlemekte olan birçok izleyicimizin bulunduğu bölgelerde de böyle güzel işler, böyle güzel faaliyetler yapılsın istiyoruz. Bunun için çok değerli konuklarımızın yaptığı aktiviteleri, projeleri sizlerle buluşturmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Evet, bugün Bakırköy İmam Hatip Lisesi öğrencileri, eğitimcileri bizlerle birlikteler. Çok güzel Kutlu Doğum'la ilgili Kutlu Doğum programı gerçekleştirilecek. Çok güzel bir program var. Ama biraz diğer programlardan farklı yönleri var. Onları biraz bugün paylaşacağız sizlerle. Öncelikle değerli hocamız Muhsin Çelik Beyefendi, hoş geldiniz demek Sağ olun, istiyorum. hoş bulduk. Bakırköy İmam Hatip Lisesi Arapça öğretmenimiz ve Erkan Akbaş Beyefendi, Bakırköy İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcımız. Hoş Bizlerle bulduk, teşekkür birlikteler. ederim. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum, İyisiniz inşallah. Teşekkürler, hamdolsun. Allah iyilik versin. Ve efendim, geleceğin hanımefendileri, anneleri, evet belki de öğretmenleri, doktorları, çok değerli pırıl pırıl gençlerimiz bu güzel projede rol alan, bu güzel projede güzel görevler üstlenecek olan Nazan Güngör öğrencimiz bizlerle birlikte ve Zeynep Büşra Altundağ öğrencimiz bizlerle birlikte, hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. İyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Böyle pırıl pırıl gülümseyen gözlerle bana bakan öğrencilerimizi, gençlerimizi görünce nasıl olabilirim ben? Ben de enerji doluyorum tabii sizleri görünce. Çok mutlu oluyoruz. Aynı Evet, şekilde. 27 Nisan'da yapılacak bir Kutlu Doğum programı var. Kutlu Doğum'u hepimiz gerçekten 20 yıldır çok büyük bir coşkuyla anıyoruz. Ve gündeme getirilmesine de vesile oluyor bilmeyenler için. Yani mutlaka bilirler ama bilinçten uzak kalanlara bir bilinç verme adına çok güzel bir vesile. Kutlu Doğum kutlamaları, programları. Ve bir tanesini de siz 27 Nisan'da inşallah gerçekleştireceksiniz. Diğer programlardan farkı nedir? Şimdi 27 Nisan'da yapılacak program Güngören Kültür Merkezi'nde yapılacak. Şimdi öncelikle bunu bir sınıf düzenliyor. Normalde bildiğiniz gibi bu tür programlar kapsamlı bir program olduğu için öyle özellikle 350 kişilik bir kültür merkezinde program yapmak, işte müftülüktür, ne bileyim Diyanet İşleri ya da bir okul üstleniyor bu tür şeyleri. Ya da okuldan çeşitli öğrenciler seçiliyor, çeşitli Evet, sınıflardan. yani Evet. daha geniş bir kitle katılıyor. Burada bir sınıf var. Tek bir sınıf düzenliyor böyle geniş bir projeyi, yani programı. Bir de şimdi 350 kişiyi doldurmak aslında zor bir şeydir. Ama şimdi biz kısıtlama yaptık. Yani çünkü çok fazla gelmek isteyen var. O da şeyden, yani kendi çocuklarını görecekleri için böyle bir şey. Yani Kutlu Doğum bir sınıf hazırlıyor. Birincisi bu. İkincisi de bu bir eğitim projesinin kısmen bir tamamlayıcısı. Yani bizim amacımız burada Kutlu Doğum, tamam, ama burada bir vesile olarak kullandık biz burada Kutlu Doğum. O da nedir? Eğitimde kesinlikle aile katılmazsa orada eğitim kopuk oluyor. Çünkü siz ne verirseniz verin aileyle bağlantı kuramadığınız zaman olmuyor. Benim amacım aslında şuydu, yani velilerin evlerine gidip görüşmek, onların o evdeki durumlarını öğrencilerin görmek, ama İstanbul'da bu çok mümkün değil. Yani çünkü Bağcılar var bir tarafta, Güngören, Avcılar, Başakşehir, çok geniş bir alan, mümkün değil, yolda geçecek. Biz ne yapalım diye düşünürken aklımda şöyle bir şey geldi. Ben Erkan Hoca ile konuştum, dedim velileri okulda toplasak, böyle bir yemek getirseler, kaynasalar, aileler birbirleriyle tanışsalar. Niye? Çünkü önümüzde bir üniversite sınavı var. Çok yorucu bir tempo ve çok stresli. Hani öğrenciler aileler tanırsa birbirlerini, yazın falan gelirler, kalırlar, ders çalışırlar. Eğitim seviyesi artar falan diye düşündük. Ama tanımadan olmuyor. Kutlu Doğum burada aileleri tanıştırmak. Biz arada bir ara vereceğiz Kutlu Doğum'da. Orada Güngören Belediyesi'nin bize kokteyl var, onu vereceğiz. Orada aileler tanışacak, öğrenciler tanıştıracaklar.
Dolayısıyla hani bu ders çalışma, eğitim falan anlamında faydası olacaktır. Yani eğitimi birleştirdik, tek bir sınıf yapıyor. Biraz böyle bir farklı var yani. Evet, kolay da değil. Nasıl yaptınız peki tek bir sınıfta öğrencilerimizi nasıl organize ettiniz? Ya şöyle söyleyeyim isterseniz. Tabii ki şu anda 11C şubesi bu sınıfımız. 11. sınıfa gelinceye dek önce 9. sınıftan sonra bunları aynı sınıfta birleştirmek icap etti. Muhsin hocamla böyle bir proje sınıfı oldu bu. Evet. Arapçası iyi olan sınıflarımız öğrencilerimizi bir araya getirip bir sınıf oluşturduk beraber. Arapçaya aşinalığı fazla olan, işte gayretli olan, seven, daha fazla takviye almak isteyen öğrencilerimizi bir araya getirdik. Zaten Muhsin hocam o sınıfla geçen yıl sene başından sonuna kadar ilgilendi. Bu sene de yine sene başından beri aynı sınıf öğretmenliğini yapıyor. Maşallah. Dolayısıyla da o sınıf diğer sınıflardan biraz fark oluşturdu. Yani bu diğer İmam Hatip Lisesi'ndeki arkadaşlarımıza da belki örnek olur. Arkadaşımız bahsetmez, ben bahsedeyim. Sağ olsun böyle bir proje sınıf oluşturdu. Bu sınıf diğerlerinden farkı şu oldu. Öğretmenimiz bunların hem kişisel gelişimlerini sağladı, hem eğitim anlamında İmam Hatip neslinde bulunması gereken özellikler nelerse bunların hepsini takviye etmeye çalışıyor. Bir taraftan öğretmenlerimiz yardım ediyorlar. Dışarıdan destek alıyoruz. Takviye öğretmenler getiriyoruz zaman zaman. Ayrıntılarını hocamdan dinleriz ama böyle bir sınıf oluşunca o sınıfla program yapmak zor olmadı. Çünkü Evet. bu sınıf Hazır zaten zaten bir altyapı, aynen altyapı oluştu background da kesinlikle. Dolayısıyla da şimdi kutlu doğum konusunda da hazırlığı tabii ki biz destek verdik ama öğrencilerimiz kendileri aldı yürüdüler. Yani bize fazla da bir iş bırakmadılar için doğrusu. hazırlandı. Evet. Çok güzel. Peki neler yapılıyor? Şöyle bir bakıyorum. Böyle bir sınıf oluşturma fikri nasıl ortaya çıktı? Mesela 9. sınıfta Evet, başladık 9. diyorsunuz. sınıfın sonunda bu iş başladı. Muhsin hocamdan dinleyelim isterseniz. Şöyle bu proje yani böyle bir sınıf oluşturma hep vardı aklımda ama bunu söylediğimiz zaman bunu uygulayabilecek idareci bulmak biraz zor oldu. Burada bizim bu projeyi uygulamakta en büyük katkısı olan insanlardan birisi Bakırköy İmam Hatip Lisesi Müdürü sevgili Sayın Ercan Yaren'dir. Evet, Ercan Çünkü Yaren o beyefendiye de bize tamam yapın saygılarımızı diye böyle bir izni bize vermemiş olsaydı böyle bir şey söz konusu olmayacaktı. Çünkü bu 4-5 yıldır benim kafamda olan bir şey. O yüzden buradan kendisine teşekkür Biz de ediyorum. saygılarımızı sunuyoruz. İşte 9'da öğrenciler 9. sınıf okudular. Ondan sonra seçim yapılıyor. İşte eşit ağırlık, sayısal. Evet. Şimdi eşit ağırlık sınıflar içerisinden Arapçasına iyi olanları baktık. Hangileri iyi diye. Sonra söyledim. Biraz ağır olacak, biraz fazla yük binecek. Razı olanlar burada kalabilirler. Bu tempoyu kaldıramam diyenler gitsinler, gidebilirler dedik. Gidenler oldu. Sonra başka sınıflardan gelenler oldu. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Arapça bir sınıfa girdiğim zaman bazen öyle öğrenciler var ki gözünün içine bakıyor, ne dersen yazıyor ve öğreniyor. Hep daha çok şey istiyor. Ama o öğrencilere göre gittiğiniz zaman bu sefer durumu çok da iyi olmayan öğrenciler dökülüyorlar. Evet. Dolayısıyla Arapça sınıfı oluşturmaktaki gaye burada o iyi olan öğrencilerin, Arapçayı seven öğrencilerin en azından belli bir seviyenin üzerine çıkarmaktı. Öyle başladı iş aslında. Arapça sınıfı adı altında başlayıp çok gelişti bu. Ya yani hedeflediğimizin üzerine çıktı. İş ailelerle iletişimle başladı. Bütün ailelerle tanıştık. Sonra işte programlar, geziler falan. Onlardan bahsedeyim mi şimdi Evet, sırayla gidelim? geziler yapılmış. Şimdi o belki görüntüler daha verilecek sizin şeyde Evet, geçiyor burada. Bu şu an sınıfımız bizim görüyoruz. Çok güzel. görünecektir zaten. Faaliyetler hani bir kere en çok yaptığım şeylerden birisi bu bizim sınıfın bu provalar esnasında çekilmiş bir görüntü. Evet. Geziler özellikle yaptım. Ben bazı veliler işte ne gezip duruyorsunuz falan dese de birkaç tane veli. Bunun çok önemli olduğunu biz gördük Gerçekten zaten. öyle. Çünkü şu Gerçekten. öğrenciler orada sınıf ortamı dışında bir şeyler paylaşıyorlar. Sosyalleşiyor yani Sosyalleşiyor, daha o çok fazla. önemli. Evet. Ve o gezilere gelmeyen öğrencilerin ben nasıl boynu bükük kaldığını çok iyi biliyorum. Evet. Yani buradan o yüzden hani burada izleyen veliler varsa yani başka öğrencilerden yani lütfen bunlara izin verin. Çocuklar zaten gezemiyorlar. İstanbul'da hani çok rahat Tabii. ortamları yok. Tabii. Yani başlarında biz varız. Orada top oynuyorlar. Şimdi daha görüntüler de var. Evet. Top oynasınlar, paylaşsınlar. İşte mangal yapıyorsa birisi bir yerden tutsun. Yani anca öyle oluyor. Tartışsınlar, küssünler ki o ortamları öğrensinler. Böyle steril bir ortamda bir odanın içerisinde
Bir sınıfta bu işler hep eksik kalıyor. Hakan Hocam, sen mesela hayatında hiç ata binmemiş öğrencilerimiz belki vardır orada görüntülerde. Evet. Ata binmiş oldular. Hayatında görmemiş olduğu sarayları gezme fırsatı buldu. Tabii bilinç ediniyorlar. Kesinlikle. Yani, İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri neler varsa Muhsin Hocam onları gezdirdi. Bazen arabayla, bazen yaya yürüyerek. Sonuç itibariyle hem bir taraftan gördüler, tarihi mekanlar hakkında bilgiler aldılar. Sonra döndükleri zaman da fark oluştu. Diğer sınıflarda keşke bütün öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenlerimiz böyle bir imkana sahip olabilseler. Her sınıf böyle bir sınıf öğretmenine sahip olsa kendisine gerçekten huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sonuç itibariyle öğrenciler bizim okuldan ayrıldıktan sonra, İmam Hatip'i bitirdikten sonra donanımlı olacaklar. Evet, müthiş bir donanım. Yani sadece ders kitaplarından hayat ibaret değil. Yani söylenir ya, çok gezen mi bilir, çok okuyan mı diye. Bizimkiler hem çok okuyan gezerken inşallah. Gezerken okuyan. Evet, gezerken okuyan. Öyle söylenir. İnşallah hedef bu. Ne kadar yapabildik bilmiyorum ama görüntülerde öğrencilerimizin ne kadar mutlu olduğu da ortada zaten. Gezilerden hazırlanmış bir slide. Evet. İşte nerelere gitti? Ya siz söyleyin kızlar biraz da. Yani ne geziler ne yaptı, faydası nerelere oldu? Nerelere gittiniz? Bir anlatın bakalım. Evet, istersen almışlar. Yiyip içtikleriniz sizin olsun. Gezip gördüklerinizi bize anlatın. Daha bahçeye gitmiştik. Şey, mikrofonda ses geliyor mu acaba? Evet, mikrofonu alalım. Ben birçok geziye gittik ya. Ben hepsine de geldim sanırım. Bir Çalankale gezisi vardı, ona gelmemiştim. En önemlisini kaçırmışsınız. Yani öyle oldu. Sonradan pişman da olduk aslında. TÜYAB'a gitmiştik. Ona herkesin gelmesi zorunluydu. Çünkü daha sınıf yeni kurulmuştu. Biraz hani birbirimizle kaynaşmamız için herkesin gelmesi zorunlu kılmıştı. İkinci gezimizde Dolmabahçe'ye gitmiştik. Sultanahmet'e falan gitmiştik. Bayağı turistlerle iç içe olduk falan. Harika. Çıktım böyle. Bu arada konuştum. Arap sayı da özellikle biraz daha fazla öğrendikleri turistlerle için turistlerle hoş geldiniz ülkemize falan da değil bulmuşlar. Arap turistlerle biraz garipti ya, beceremedik pek sanırım. Onlar da bize güldüler ama zaten. Ama şey var hocam, çok özür diliyorum, biz bir öz eleştiri yapmak istiyorum imatipli olarak. Yani konuşamıyoruz. Evet. Şimdi ben de imatip mezunuyum, anlıyorum, okuyorum belki. Çok güzel böyle özene özene yazdığım defterlerim de var. Şimdi bir gün de getireyim burada göstereyim yayında. Ama konuşamıyoruz. Bilmiyorum sizde nasıl. Bizim dönemimizden mezun olanlar çok iyi hocalarımız da vardı ama o konuda acaba bir teknik eksikliği mi var? Yani Arapça konuşmada bir sıkıntımız var. Ya yani kaç yıl okuyoruz? Onun farkındayız ve telafi etmek için de geçen yıl bir Arap hocamız vardı. Kendisi pratik için sabahleyin 2 saat değil mi? Geliyordu sınıfa. Arkadaşlarımız da bu açığımız var tabii ki. Bizim öğretmenlerimizde de maalesef. Bu konuda bir teknik eksikliği var. Ben de okudum. Öğretmenlerimizde de var maalesef. Liseyi okudum, konuşamıyorum. Yani çat pat hani. Ama o kadar yıl okuyan bir insanın çok müthiş bir şekilde konuşması gerekiyor. Değil mi? Yani tabii bizden de belki kaynaklanıyor. Çok ilgilenemedik, geliştiremedik ama yani o kadar yılın verdiği bir sonucun bir şeyler olması lazım. Anadolu liselerinden mezun olanlar İngilizceyi bizden daha iyi konuşurlar. Onun farkındayız. Çünkü evet. Bir de şundan bahsedilir, ne kadar doğru bilmiyorum ama İngilizler ya da İngiltere diyelim, çocukların hakkını aldık ama estağfurullah, ben şimdi onlara söz hakkı vereceğim. Onlar dili öğretmek için çok daha fazla çaba sarf ediyorlar. Metot konusunda, yöntem konusunda evet. Arapçadan çok daha fazla emek var ortada. Gayret var. Gayret var. Halbuki Hussa kitabımız Arapça. Evet. Sonuç itibariyle Hazreti Peygamberimizin konuştuğu dil Arapçaydı. Bu anlamda da hem maddi hem manevi boyutu var bu mevzunun. Evet. Çok daha üzerine eğilmemiz lazım. Evet, evet. İnşallah. Evet, nerelere gittik demiştik. Arap turistlerle pek olmadı konuşmamız. Dolmabahçe'de konuşmaya çalışmıştık da biz böyle kendi beceriksizliğimize gülerken onlar böyle şey yaptılar. Lime eda kah kah falan yaptılar böyle. Ondan ne sonra söyle. Niye gülüyorsunuz falan yaptılar. Niye gülüyorsunuz evet. İşte daha sonra Sultanahmet'e gitmiştik. Ondan sonra Taksim Beyoğlu, evet, oralarda birkaç kez dolaşmıştık. Ben özellikle oraya götürdüm ki bir görsünler Taksim denilen şey nasıl bir yer. Yani çok insanlar farklı böyle yer değil aslında. Farklı bir şey zannediyor. Halbuki Bakırköy meydanının biraz daha hani canlı hali. Gelişmiş. O kadar yürüyerek biraz yorulmuşlardı o gün. Bir de ortadan geçen bir tramvay var böyle. Evet. Kiliseyi gördüler mi? Ha, kiliseye de gittik. Kiliseye de gitmiştik. Evet. Böyle bir güzel donanımlı bir şekilde bilgi birikime sahip oldunuz. Başka sizi etkileyen neler oldu bu süreç içerisinde? Sınıf içinde gidiyorlar. Ya bizi etkileyen çok fazla zaman, yani bazen böyle kırılma noktasına geldiğimiz yerler oldu. Ne gibi? Açalım biraz. Her şeyi söyleyebilirsiniz Zeynep. Evet, evet, rahat rahat sohbet ediyoruz. Bazen biz böyle kırgınlıklar, tartışmalar olur. Burası hep söyleyecek. Olabilir. Şey, İnsan hayatında her şey var. Yani.
kırgınlıklar da var, barışma da var, ben küsmek de var. Her şeyi söyleyebilirsin yani. Yani şimdi ben hani kendimizi pek özel olarak nitelendirmekten pek hoşlanmıyorum ama hani biz o şekilde oluşturulan bir sınıf olduğumuz için belki de çok sevilmedik bazı okulda bazı insanlar veya bazı öğrenciler tarafından. Geçen sene bir hocamıza doğum günü partisi yapmaya çalışmıştık kendimizce. Sonra başka öğrenciler gelip süslerimizi patlattılar, dağıttılar falan ve aramızdan bir arkadaşımızı yani rahatsız ettiler. Üzdüler, olabilir. Şey, olabilir. Onlar, o bayağı moralimizi bozmuştu. Hayatta her şey var. Yani hayat güllük gülistanlık değil. Kıskananlar olabilir, destek olanlar olabilir, köstek olanlar olabilir. Her şeyi yaşayabiliyoruz. Ama bunları da görmüş geçirmiş oldunuz. Ama şu anda sıkıntıyı da geçirdiniz. Mutluluğu da paylaştınız. Bilgiyi de aldınız. Donanımı da aldınız. Ve çok güzel bir sonuç ortaya çıktı, evet. Öyle değil mi? Evet. Peki bu noktada bu sonuç ortaya çıkarken kendinizde ne gibi gelişmeler hissettiniz? Mesela şu anki halinizle birkaç yıl önceki haliniz arasında şöyle bir değerlendirme yaptığınızda nasıl bir fark görüyorsunuz? Ya ben bu sınıfa ilk geldiğimden beri biraz daha şey olduğumu fark ettim. Tahammülkar, daha sabırlı olduğumu fark ettim. Evet, sabrı öğretti bir kere. Yani çünkü bir de birbirimizi idare edebilmeyi öğrendik. Çok bunu gerçekten öğrendik. Çünkü çok farklı, bazılarımız gerçekten farklı çevrelerden gelen 37 öğrenci. Hani birbirimize dayanmayı ve birbirimize alışmayı öğrendik. Ekip ruhunu. Evet, onu kazandınız. Kesinlikle edindik yani. Çok biz güzel. Bu süreç içerisinde onu edindiğimize inanıyorum. Yani. Evet. Peki Nazan Hanım'dan da alalım. Bakalım neler hissediyor, neler yapmış. Bu sınıfta yani birçok ilki Muhsin Hoca ile yaşadık zaten. Aynı şekilde mesela sınıftaki ruh gerçekten kardeşlik ruhu oluştuğunu düşünüyorum. Mesela bir iş yapılacağı zaman veya hocamıza sürprizlerimiz oluyor. Anında organize olabiliyoruz yani. Biz bir de gruplar halinde oluyoruz. Kısa sürede her şeyi halledebiliyoruz. Öyle işte yani birçok şeyi de Muhsin Hoca ile açtık zaten. En çok kişisel gelişimimiz yönünden de bize çok faydası oldu. Evet, evet, o konu çok eksik. Ben İlahiyat Fakültesi'ne girdiğimde tabii benim kendi yapımdan kaynaklanan bir girişkenlik ruhum çok fazla sanıyorum böyle. Şimdi hoca soru sorduğunda hocamız, kızlar parmak kaldırmaya utanıyorlar bu şekilde. Yani kaldırsam mı kaldırmasam mı, hatta sıranın altında falan kalıyor parmaklar. Yani tabii ben çok girişkendim. Okulda işte konferans düzenliyorum, hocaları organize ediyorum, sempozyumlar bir şeyler hazırlıyorum. Yani örnek gösteriyorlardı beni. Hani Tuğba arkadaşınız gibi olmaya çalışın. Ama İmam Hatip'ten gelen kızlarımız yani bir özgüven eksikliği vardı. Yani benim tabii ailemden, çevresel çeşitli şeylerden bir takım şanslıydım biraz diyorum, kısmetliydim o konuda. Girişkendim, sorumu soruyorum, işte hocalar asistanlarına yaptıramadığı işleri bana yaptırıyorlar, öyle bir o üniversitede öyle bir konuma geldim. Ama gelen işte mesela özellikle Anadolu'dan gelen arkadaşlarımız da çok büyük bir imatipten bir özgüven eksikliği kızlarımızda. Hani niçin yani? Ayıp bir şey yapmıyorsun, Allah'ın emrini başında taşıyorsun, gururla dimdik dur, niye böyle eciş bücüş bir pozisyondayız? Yani onu açtık diyorsunuz. Mesela çok benim güzel. Aklıma gelen bir şey var. Sınıfta Arapça dersi olmasının yanında hocamız sınıf öğretmeni olduğu için zamanları biraz daha fazla olabiliyor. Sınıfta sunum var. Yani her öğrenci süper. İstediği bir konu evet, üzerine konuşmaya sunum lazım yapıyor. Zaten. Evet, mesela aklıma gelmişken Nazan biraz çekimser bir öğrenciydi. Böyle kendini gayet fazla ifade etmekte zorlanıyordu. Aynen. Ama sunum konusu kendisinden dinliyorum. Sunum konumu neydi senin? Ben sunum konum olarak özgüveni anlattım. Bizim sınıfta öne çıkan insanlar olduğu gibi geri planda kalmayı tercih eden insanlar da var. Bunlardan birisi de bendim. İşte geçen seneden beri işte bu sınıfta olmanın en büyük faydası da o Arapçanın yanında. Muhsin Hocam sayesinde ben iki lafı bir araya getiremem biriyken artık yani rahat i̇şte konuşabiliyorum. İşte öyleymiş gibi görünmüyorsun maşallah. İşte mesela şey var. Kısa sürede. Pardon sözünü kesme. Nazan fotoğraf çekilmiyordu ve çok kızıyordu biri fotoğrafını çektiği zaman. Ben o kadar yani. Niye? Fotoğraf çekin bilmiyorum yani. Mesela şimdi fotoğraf çekiliyor, yayınlıyor bunları. Ve çok güzel sunumlar falan yapıyor. Tabii yani. İşte sunum konusu olarak da ben o yüzden özgüveni seçtim. Yani anlattık öyle güzeldi de. Sunumların çok faydası oluyor insanda. En azından mesela hani bildiğimiz arkadaşlarımız olsa bile onların karşısında konuşuyoruz. En azından heyecanımızı yenmeye çalışıyoruz. Harika. O bakımdan güzel oluyor. İşte bunun yanında daha birçok şey sayabiliriz. Tabii. Geleceğin spikerleri mi yetişiyor diyelim. Onların isimleri geleceğin yıldızları diyoruz. Yıldızları diyorsunuz. Evet. O şeyden bahsedeyim ben. Şimdi sınıf gruplar halinde. Grup derken şunu bahsediyorum. Evet. 37 kişilik sınıf. Her bir 9 tane grup var.
biri 5, diğerleri 4 kişiden oluşan gruplar var ve her grubun başkanı var. Dolayısıyla hani organize oluyoruz dedi ya, başkanlar topluyoruz, konuşuyoruz, başkanlar gruplarını anlatıyorlar. Dolayısıyla çok çabuk organize olabiliyoruz. Bu tür güzel programlarda falan, evet, işte bir kutlu doğum gibi programlarda falan, o bizim çok işimize yarıyor. Müzik var, bağlama var, ilahiler var. Ya ben bağlama çalıyorum yani uzun çok bir yıldır, 15-20 yıldır maşallah çalıyorum. 2 yıldır hani bu işin... Çok yönlü hocalarımıza da ben müthiş takdir ediyorum. Ne kadar güzel. Ya işte orada o işimize yarıyor. Mesela ben üniversite koroda falan katılmıştım. Şimdi ilahi çalıştırılacak. O yüzden bir müzik nasıl çalıştırılır, nasıl başlanır, hangi sesten başlamak gerekir falan. Onların gerçekten çok öğretmenliğin bir yönde onu seviyorum. Yani her tür bilgi, birikim ya da etkinlik ne varsa insan onun hepsini kullanabiliyor. O gruplar vardı, ondan bahsettim işte organizasyon meselesi, organize olma konusunda. Evet. O sunumlar... herkesin bir sunumu vardı zaten. En çok benim şikayetçi olduğum bu sınıftan, her şey çok güzel. Aralarındaki geçen seneki birazcık kopuk, bu sene gerçekten tek bir kişi gibi oldular. Bu sene o da aşıldı. Ama bir çekingenlik var. Hani bu biraz aileden kaynaklanıyor öyle. Şey vardır ya bizde, ama maşallah ağzında dili yok. Bu maşallah mı olması gerekiyor? Yani susması gerektiği yerde tamam, ağzında dili olmasın, sussun ama şimdi konuşması gerektiği yerde, hakkını savunması gerektiği yerde savunamazsa, biz konuyu anlamadığı zaman parmak kaldıracak soramazsa, çekiniyor, soramazsa, işte bir şey söyleyeceğim, yanlış söylersem, rezil olursam. O ne olacak yani, bir şey yok ki. Ondan kaynaklanıyor aslında. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Ve bu arada telefonların toplanması var. Ne ya, güzel bir örnek. Bütün okullara örnek olsun. Yapıyorlar mı bilmiyorum. Telefonlar toplansın bence de. Ben şimdi idareci olduğum için öğretmenlerimiz teneffüste bütün arkadaşları bilir okullarda. Şöyle bir durumla karşılaşırız. Öğretmenlerimiz sınıfta telefonla oynayan, konuşan birileri varsa onun telefonunu alır getirir, idarecilere teslim eder. Hocam bu size bir hafta falan kalsın diye. Niye? Çünkü derste rahatsız etmiştir. Telefon çalmıştır. Arkadaş, öğrencilerimiz daha doğrusu diyelim, öğretmeni dinlemeyip onunla oynamıştır falan. Bu işin kökten çözümü gayet basit. İşte Muhsin Hocam sınıftaki öğrencilerin telefonlarını sabahleyin gelir gelmez topluyor. Dolapları var. Oraya koyuyorlar. Ha, acil bir durum olduğu zaman tabii ki anahtar kendilerinde. Tabii. Ama idarede biz de çocuklar hazırız. Çocuklar gönüllü olarak veriyorlar. Ne kadar ya, güzel. Kesinlikle. O bilinci edindiler. Akşam da alıp gidiyorlar. O sınıftan artık hiçbir öğretmen, hocam öğrenciler telefonda konuşuyorlar ya da işte bizi rahatsız ediyorlar diye bir şikayet olmuyor. Ama yan sınıflarda devam ediyor. Devam. Niye? Orada telefon toplatılmamış. Evet. Evet. Bir telefonumuz var bu arada. Bizi şu anda izleyen bir izleyicimiz herhalde. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. İyi yayınlar. İyi günler diliyorum. Sakarya'dan Ayşegül Yetiş hanımefendi. İyisiniz inşallah. İyiyiz. Çok şükür. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sakarya'ya selamlar. Böyle bir program düzenlediğiniz için çok sevinçliyiz. Çok memnunuz. İzlediğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Buyurun. Benim hocalarıma bir sorum olacaktı. Şu an son sınıfta bir kızım var. Maşallah. Ortaokul son sınıfta. Bunu babasıyla biz İmam Hatip olarak düşünüyoruz. Sakarya Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni. Evet. Fakat bizim anladığımız kadarıyla okuldaki öğretmenlerinden dolayı mı bilmiyorum, diğer liselere yönlendirilir. Zorla da olsa kabul ettirirsek sonunda başarılı olur mu? Yoksa hani sonuna kadar sonra bize bir minnettar olur mu? Sesiniz gidip geliyor. Telefonda sanıyorum bir kopukluk var. Evet. Yani İmam Hatip'i biz ona ısrar etsek mi diyorsunuz? İsrarlı olduğumuz zaman sonunda bir şeylik yaşar mıyız? Yoksa gittikten sonra o okula ısınır mı? Soğur mu? Çocuk ısınır mı diyor. Hani şu an biz söylesek. Hocalarımızdan alalım. Hayırlısı olsun. Allah zihin açıklığı versin Allah inşallah. Allah'a emanet olun. Çok siz de Allah'a emanet olun efendim. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Evet, velimiz hassas bir veli. Yani burada iki türlü de olabiliyor. Yani çünkü bunun örnekleri oluyor. Yani ailesinin ısrarıyla gelmiş olan öğrenciden inatla ben buraya zor, yani annemin isteğiyle geldim, ben tercih etmedim deyip işte derslerine olabiliyor, ilgilenmeyen, işte aksilik yapan öğrenciler olduğu gibi tam tersi de oluyor. Gidiyor. Okulu seven. İlk başta sevmiyor. Bakıyor ortam çok güzel, arkadaşlar falan çok iyi. Biraz öğretmene mi görev düşüyor acaba? Öğretmenleriyle ilişkisi çok iyi. O zaman alışıyor. İyi ki de gelmişim diyor. O yüzden bunun cevabı, tek bir cevabı evet, yok. Evet, kişiye göre değişir. Şöyle söyleyelim. Bir tavsiyemiz olsun nacizane. Okula götürsünler. Yani İmam Hatip'e götürsünler. Oradaki ortamı bir görsün. Öğretmenleriyle, hocalarla bir konuşmuş olsun. Evet. Ama önceden hocalarla aslında bir görüşme yapılması lazım değil mi? Ve İmam Hatip'e giden öğrenciler vardır mahallelerinde falan. Evet. Çocuğu onlarla bir tanıştırsın. Şimdi bizde şöyle bir durum var Muhsin Hocam'ın söylediği gibi. Genelde
Veliler bu işi belirlerler. Velilerini hangi okul istiyorlarsa oraya gönderirler. Öğrencilerimizin bir kısmı gerçekten istemeden gelmişler ama son sınıfta Allah razı olsun dediklerini duyuyorum ben. Bunun evet. sayısı fazla ama istisnai durum da var. Olabilir. Bir iki tane çok net hatırlıyorum. Soğuma olur. Annesinin babasını zorla gelmiş. Maalesef istemeyerek devam ediyorum diyor. O durum bizi üzüyor. Ben bir tane öğrencimiz var özellikle şu anda bir hatırlar. Geliyor zaman zaman konuşuyoruz. Ona da nefes aldırmanın yolları var. Yani öğretmenlerimiz onun farkında olurlarsa evet, o öğrencimiz de kesinlikle o öğrencimiz orada bir aidiyet duygusu kazanır. Öğretmenlerini, sınıfını, arkadaşlarını, idareyi sever. Yani bu zor bir şey değil. Fark dersimiz nedir? Biraz Arapça öğrenecek. Biraz zaten hepimize farz olan Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek. Evet. Bunu anlattıktan ahlaki, sonra kesinlikle. Zaten diğer dersler diğer okullarla aynı. Bütün okullarda var olan bir şey. Ben 5 yıldır sesleniyorum. Bütün okullar İmam Hatip müfredatında olsun diye ama henüz bir şey çıkmadı. Bir tek şey oldu bu sene. Kur'an seçmeli ders oldu. Ona çok sevindim. Müthiş sevindim. Ama bence bütün okulların müfredatı İmam Hatip müfredatı olmalı. Yani. Artık o çözüm budur büyüklerimizin yani. Mevzusu. Evet çözüm evet. budur. Evet peki bu noktada inşallah tatmin edici olmuştur velimiz ama tabii hiçbir yerde zorlama yok. Dinimizde de yok. Çocuğun dediğiniz gibi çeşitli taktiklerle biz de danışmanlık verdiğimiz aileler soruyorlar. Çeşitli taktiklerle, çeşitli böyle yollarla, yöntemlerle çocuğu ısındırmaya yani çalışmak. Kararda çocuğunda tesiri olsun. Anne baba tek başına vermiş olursa yarın öbürsü gün gerçekten şey olurlar. Evet, yani evet. suçlarla çok, büyükler. Çok önemli. Ama çocuğu okulla tanıştırıp, arkada İmam Hatip'e giden öğrencilerle tanıştırıp ya da öğretmenleriyle konuşmalarını sağlarlarsa beğenir ya da beğenmez, sever evet. ya da sevmez. Kendi kanaatini kendisi oluşturur. Sıcaklık oluşturmak için evet. iyi yöntem evet. lazım. Bir telefonumuz daha var. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. İyi günler. İstanbul'dan Zahide Efe hanımefendi, iyi günler diliyorum. İyi günler. Ben programınızı beğenerek izliyorum şu anda. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Muhsin hocamla görüşmek istiyorum. Tabii. Ben Esra Efe'nin annesiyim. Kimin? Evet, soy isimden şimdi attı. Bizim sınıftaki öyle mi? Öğrenci Esra. Velimiz. Evet. Evet. Siz nasıl, memnun musunuz bu aktivitelerden Zahide Hanımcığım? Çok memnunuz, çok memnunuz ama bir tek görüşemedik yani öğretmenimizle de tanışamadık. Evet, inşallah. Cuma görüşeceğiz inşallah. Cuma günü tanışacaksınız. Buyurun görüştürelim hocamızla. İyi günler hocam, nasılsınız? İyi günler, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şu an izliyorlarmış, Esra beni aradı söyledi. Ben de sizi izliyorum şu anda. Çok güzel etkinlikler yapıyorsunuz. Gerçekten çok memnunuz yani. İnanın sınıftan, sizden. İlk başlarda biz de öyle şeylik çektik yani Esra ile de, arkadaşlarıyla da. Ama son zamanlarda grup çalışmaları, ondan sonra her şeyleri çok güzel oldu yani. Çok beğeniyorum. Biraz da heyecanlandım şu anda. Normaldir. Teşekkür ediyorum. Yani bu hep birlikte oluyor. Tek başına olmuyor. Çünkü velilerin güveniyle, yardımıyla. Bir de yani evet. Esra hani bu sınıfa gelmiş, böyle başarılı olmuş, gayret gösteriyor. Efendi hanım bir kız. Bunu da sağlayan sizsiniz. O yüzden teşekkür evet. ediyorum yani. Yani hep birlikte yapacağız. Geleceğe yani. Güzel çocuklar yetiştireceğiz inşallah. İnşallah. Esra'sında anlatımları çok güzel evde ama biraz heyecanlanıyor orada. Onu da aşacaktır i̇şte inşallah. O yüzden yaptırıyoruz zaten. Evet. Şimdi heyecanlansınlar ki ileride evet. Ne bileyim görevlere milletvekili bakan falan oldukları zaman evet. daha rahat konuşsunlar. Evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz Zahide Hanımcığım. Teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Hilal TV'de iyi çalışmalar. Öğrencilerinize de başarılar diliyorum efendim. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz. Evet çok az bir süremiz kaldı. 2026 hedefi var. Onu söyleyeyim. Face'deki grup ve kaynak paylaşımı var. Bunu çok kısa bir şekilde özetleyebilir tamam. miyiz? Face'de grubumuz var. Bizim sadece sınıf öğrencileri ve benim olduğum. Orada geçen sene daha çok Arapça ağırlıklı olduğu için kaynakları paylaşıyordum, video paylaşıyordum Arapça falan. Orada haberleşmeler işte bir şey olduğu zaman yazışıyoruz orada. Onu olumlu, Face'in olumsuz yönleri olduğu gibi evet. biz olumlu tarafını kullanıyoruz. Ben beklemiyorum Facebook'a. Yani evet genelde olumsuz yönler daha çok. Evet. 2026 hedefi de şu. Biz şu anda başarılı bir şekilde gidiyoruz. Ara sıra küssek kırılsak da birbirimize hedeflediğimiz yolda ilerliyoruz Allah'ın izniyle ve yardımıyla. Bundan sonraki 2026 hedefi şu. Bütün bu sunumlar, geziler, sosyal faaliyetler, dersler, başka hocaların gelip bize yardım etmeseleri, konuşmaları falan
gerçekten bizim hedeflediğimiz yere ulaşmış mı? Onu nasıl yapacağız? 2026'da buluşacağız. Evet. 2020, ne durumdayız diye bir bakacağız. 2026'da buluştuğumuz zaman gittikleri ortamda hangi ortam olursa olsun doktor, mühendis, öğretmen, ev hanımı, anne evet. Ev hanımı hiç fark etmiyor. Farklılık yaratıyor biliyorlar mı? Gittikleri yerde bir ışık olabiliyorlar mı? Yani birilerinin karanlık yolunu aydınlatabiliyor mu? Hedef ona bakacağız. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Böyle güzel öğretmenlik yaptığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel yöneticilik yaptığınız için. Böyle güzel öğrencilik yaptığınız için. Size de çok teşekkür ederim. Hakkını verdiğiniz için. Allah razı olsun diyorum. Efendim 27 Nisan'da Kutlu Doğum Programı'nda böyle güzel bir organizasyon gerçekleşecek. Hepimize örnek olsun. Geleceğin yıldızlarını buradan biz izliyorlarsa el sallıyorum. Biz de onlara buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet efendim, kısa bir reklam arasından sonra yine çok değerli konuklarımızla programımıza, sohbetimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.